Glokom dediğimiz göz tansiyonu yüksekliği giden bir hastalık bu e, dünyada önlenebilir körlükler arasında ikinci sırada olan bir hastalıktır. 40 yaş üzerindeki herkes bir kere göz tansiyonu ve glokom için risk faktörüdür. Ailede en önemli ikinci risk faktörü ailede glokom olması. Yani genetik faktörler çok önemli. Hastanın çok yüksek miyop ya da hipermetrop olması. Bunlar e, yüksek risk faktörü. Diyabet, hipertansiyon gibi sistemik hastalığı olanlar yine risk faktörü altındadır. Bunun dışında e, travma geçirmiş, gözüne darma al, almış kişiler, yüksek kortizol kullanım, ilaç kullanım hikayesi olan kişilerde risk faktörüdür. Dolayısıyla özellikle bu kişiler olmak üzere 40 yaş üzerindeki herkesin mutlaka bir göz tansiyonu ölçümü için tekimine başvurması gerekmektedir. E, tek başına göz tansiyonu ölçümü glokom tanısını koymak için yeterli değildir. Bunun dışında göz sinir liflerinin analizini yapmaktayız görme alanı testlerine sokmaktayız ve kornea kalınlıklarını ölçerek glokom tanısını koymaktayız. Glokom tanısı konulan bir hastanın tedavisi öncelikle medikal olarak yapılmaktadır. Yani göz damlaları ile yapılmaktadır. E, göz damlaları da basitten komplekse doğru bir sıralama izlemekteyiz. Öncelikle basit damlalarımıza yetmezse ikinci damla ilavesi, yetmezse üçüncü damla ilavesi şeklinde gitmekteyiz. Bu tedavilere rağmen cevap alamadığımız hastalarda ise işin içerisine öncelikle lazer, daha sonra da cerrahi işlemler girmektedir.